Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Pokemon Platinum Tam Çözüm bölüm 31'e hoş geldiniz. Ben Emre. Maceramız kaldığı yerden devam ediyor. Geçen bölümde rivalımızla son kez savaşmıştık ve hangimizin Pokemon Ligi'ne katılmaya hak kazanacağına karar vermiştik. Bakalım bu bölümde bizi neler bekliyor. Tabii ki Pokemon Ligi'nde ilerlemeye başlıyoruz. Artık Elite 4'lü ile savaşma vakti geldi. Pokemonların son durumları geçen bölümküyle aynı. Onları bölüm arasında kasmadım. Ama bu demek olmuyor ki bu bölümde kasmayacağım. Tabii ki oyunun başından beri toplamakla uğraştığımız itemleri kullanma vakti geldi. Vitamin itemlerinin hepsini Pokemonlarımın üzerinde bölüme başlamadan önce kullandım. Ve çoğunu Floatzel'a verdim. Ve aynı zamanda üzerinde 12 tane rare candy var. Bu rare candy'leri de Pokemon'larıma dağıtmak istiyorum. Genelde Floatzel'a vereceğim. En azından Floatzel 56-57 level yapabiliriz. Bizim için oldukça iyi olacaktır. Böylece Pokemon'ları Floatzel tokatlayabilir. Bu Elite 4'lü ile savaşırken ve şampiyonla savaşırken Floatzel'ın boost tipi saldırısı bizim için çok ama çok önemli. O yüzden Floatzel'a biraz yüklenmek gerekiyor. Onu avantajlı hale getirmek gerekiyor. Ondan sonrasını geri kalanları da Pokemon'larım halledecektir. 57 level Floatzel için sanki yeterli. Tamam, gerisini kime versek? Kendilerin çoğunu Floatzel'a verdim tabii ki. Saraptır'ın leveli biraz geride kalmış. Onu 2 levelde olsa şöyle atlattıralım. 47 olsun, en azından savaşabilecek hale gelsin. Ve geri kalan Pokemon'larım da Garchomp. Garchomp'a verebilirim. Garchomp'un Ground tipi saldırısı, Ezer tipi saldırısı bizim çok ama çok işimize yarayabilir burada. Aynı zamanda Crunch tipi Dark tipi saldırısı da var, Crunch'ı. Crunch da bizim işimize yarayacaktır. O yüzden Garchomp'u yüksek level tutalım. Bu şekilde bence savaşabiliriz. Ve Infernape'i başa koymak istiyorum şimdiden. Hadi Pokemon Ligi'ne gidelim. Selam. Pokemon Ligi'ne katılmaya hak kazandığını kontrol etmeme izin ver. Bana Sinnoh bölgesindeki topladığın rozetleri göster. Orbeo şehrinin Cool Badge'i, Eterna şehrinin Forest Badge'i, Hardom şehrinin Relic Badge'i, Waystone şehrinin Cobble Badge'i, Pastora şehrinin Pen Badge'i, Karana şehrinin Mine Badge'i, Snowpoint şehrinin Icicle Badge'i ve Sunshore şehrinin Beacon Badge'i. Pekala Eightman, Sinnoh bölgesindeki bütün rozetleri topladın. Buraya getirdin gücü, yönet ve şanın için yürü. Tamam, çok gaza geldim. Şanımız için yürüyelim ve Elite 4'lünün ilk üyesiyle savaşmaya başlayalım. Nerede bu Elite 4'lü? Nerede bu Elite 4'lü? Tam karşımızda. Selam. Merhaba, Pokemon Ligi'ne hoş geldin. Benim adım Elite 4'lüden Aaron. Tanıştığıma memnun oldum. Sana anlatmam gereken bir şey var. Ben böcek tipi Pokemon'ların büyük bir hayranıyım. Böcek tipi Pokemon'ları çok çirkinler, aynı zamanda çok güzeller. Neden burada meydan okuyorum bilmek ister misin? Çünkü ben mükemmel olmak istiyorum, aynı benim. Böcek tipi Pokemon'ların gibi. Pekala, seni alt etmeme izin ver. Evet Emre, Aaron'a karşı Elite 4'lünün ilk üyesi böcek tipi Pokemon'ların ustasıyla savaşma vakti geldi. Bakalım savaşımızın sonucu ne olacak? Buraya çok ama çok hazırlıklı geldik. Ve harika bir Pokemon'la başlıyoruz savaşa. Infernape'le. Avantajlı türü bizde. Level avantajı bizde. Elite 4'lüyle savaşımız boyunca, yani bütün Elite 4'lülerle ve şampiyonla savaşırken tabii ki level avantajı bizde değil. Yakın bir zaman içinde büyük ihtimalle level avantajını kaybetmiş olacağız. Bu Elite 4'lünün ilk üyesi ve ilk Pokemon'u. O yüzden leveli ve durumu bu kadar kötü. Bu ısınmak için de açıkçası. Pokemon'ları anlamamız için de. Bakalım bir sonraki Pokemon'ları neler olacak. Çok daha güçlü Pokemon'larla gelecek ve Elite 4'lünün her bir üyesi bir öncekinden çok daha güçlü olacaktır. Daha çok zorlanacağız ve onun ikinci Pokemon'u Drapion. Ama bu böcek tipi bile değil. Gerçi biraz böceğe benziyor. O konuda sıkıntı yok. Peki hangi tip Pokemon'u kullanmamız gerekiyor? Dark Ground. Fighting olmaz. Fighting kullanamam. Çünkü aynı zamanda Ground tipi. Pardon. Fighting kullanabilirim. Ama işte Infernape'i sağda tutamam. Garchomp. Tamam, Poison'a saldıralım biz. Dart tipine çok fazla bir şey yapamıyoruz burada. Poison olduğu için aynı zamanda süper efektif vuramayacağım Dart tipine dövüş tipi bir hareketle. Aynı zamanda o Ground tipi saldırılar kullanabildiği için bizim Infernape için çok büyük problem olacaktır. Buradaki en iyi matchup herhalde Garchomp. O yüzden Garchomp'un Earthquake ile devam. Ice Fang'i mi var? Ice Fang'in olması çok büyük problem. Garchomp'a tek atabilir mi? Çarpı 4 vuracaktır çünkü. Neyse ki Garchomp dayanıklı bir Pokemon. Tek atmadı. Ama bizim burada bizim tek atmamız çok ama çok önemli. Eğer tek atamazsak pot basmak zorunda kalacağım. O da pot basacak. Sonra ben yine aynı saldırıyı kullanacağım. O Ice Fang'i kullanacak. Ve bütün durum aynı hale gelecek. Yani buradaki senaryoya gelecek. Neyse ki tek attığımız için büyük problem olmayacak bizim için. Garchomp son anda atlattık. Yoksa kısır döngüye girecektik. Ve bir sonraki Pokemon'u Heracross. Heracross'a karşı tabii ki Staraptor'u kullanacağım. Ama bu sefer
her zamankinden farklı olarak level avantajı bizde değil. Level avantajı kesinlikle karşı tarafta. Sıraptırım sadece 47 level. Karşı taraf Herakos ise tam 51 level. Bilmiyorum kazanmaya yeter mi? İlk saldırıları o yaparsa büyük problem olacaktır. Ama tabii ki biz Fly'la ilk saldırıyı alıyoruz. Böylece ona tek atabilecek miyiz? Asıl önemli olan nokta bu. Ve Stone Edge saldırısı var. Eğer Stone Edge saldırısını benim üzerimde kullanırsa tek atamazsak Stone Edge de bize tek atabilir. Hem Herakos'un fiziksel atağı çok yüksek hem Stone Edge harika bir saldırı. Umarım tek atmaya yeter. Tek atmaya yetti. Böylece Herakos'u yenmiş olduk. Bakalım bir sonraki Pokemon'u hangisi ya da bütün Pokemon'ları yendik mi? Emin değilim. Hayır, bütün Pokemon'ları tabii ki yenmedik. Bir sonraki Pokemon'u Vespukuin. Vespukuin'e karşı Staraptor yine sağda kalabilir. Staraptor'la onu yenebileceğimizi düşünüyorum. Level avantajı yine karşı tarafta. Avantajlı tür saldırısı ise bizde. Pokemon Platinum'daki böcek tipi Pokemon'lar çok ama çok güçlü değiller. Onları yenmek o yüzden çok zor değil. Aerial Ace'le başlayalım. Tek atamasak bile bir sonraki saldırıda işini bitirebiliriz. Böcek tipi Pokemon'ların statları düşük oluyor ve öğrendikleri, kendi kendine öğrendikleri böcek tipi hareketlerin seviyesi de gücü de düşük oluyor. Bu büyük bir problem aslında. Böcek tipi Pokemon'ları biraz geriye atıyor ve çok fazla Pokemon'dan counter yiyorlar. Yani biz bu Pokemon'ları hem ateş tipiyle, hem uçan tiple, hem elektrik tipiyle yenebiliyoruz ve böyle birçok tür var. Buz tipi saldırısı da kullanabiliriz. O yüzden böcek tipi Pokemon'lar nedense belli bir jenerasyona kadar hep bir tık geride kalmışlardır. O jenerasyonlardan biri de Pokemon Platinum. Burada da böcek tipi Pokemon'ları ben tercih etmiyorum. Onun yerine böcek tipi saldırıları Pokemon'larıma öğretmeyi tercih ediyorum. Ve bunu yendik. 3000 XP aldık. Staraptor neredeyse level atlayacak ve bir sonraki Pokemon'u Scissor. Güçsüz Pokemon'lar demişken tabii karşımıza Scissor geliyor. Harika bir böcek tipi Pokemon geliyor. Oldukça fiziksel statları yüksek bir Pokemon ama onu counterlamak da oldukça kolay olacak. Çünkü Infernape'imiz var. Scissor hem böcek tipi hem çelik tipi ateş tipi saldırılardan çarpı 4 diyor. O yüzden Infernape'e karşı çok bir şey yapabileceğini sanmıyorum. Tabi bunu hep birlikte göreceğiz. Flamethrower bizim hızımız daha yüksekmiş. Level avantajından dolayı olsa gerek. Böylece ilk saldırıyı biz yapıyoruz. Tek atmaya yeter de artar diye düşünüyorum. Ve sanırım bu onun son Pokemon'uydu. Böylece Elite 4'ünün ilk üyesi Aaron'ı yenmiş olduk diye düşünüyorum. Gerçekten de öyle mi? 3150 XP hiç fena değil. Elite 4'ün Aaron'ı böylece kaybetti. 6360 Pokemon lirası aldık. Ben en güçlü ve en güzel böcek tipi Pokemon'larıyla kaybettim. Ben kaybettim çünkü yeterince iyi değildim. Evet, nedeni bu. Ben eğitime geri dönüyorum. Bir sonraki odaya git. 3 tane eğitmen seni bekliyor ve onların hepsi benden daha güçlü. Pekala Aaron, beni uyardığın için çok teşekkür ederim. Bakalım gerçekten de senden daha mı güçlüler? Tabii ki senden daha güçlüler. Buna şüphe yok. Ve bakalım bir sonraki eğitmen kimmiş? Tamam, seni tanıyorum. Garchomp'a pot basalım. Pot basmak bu Elite 4'lü savaşlarında çok ama çok önemli. Savaşın ortasında öyle kafamıza göre pot basmak için fırsatımız olmayacaktır. Bir tane Max Pot'um varmış, onu kullanalım. Bu arada Pokemon Ligi'ne girmeden önce hiç alışveriş yapmadım, item almadım. Şimdi ne kadar topladığımız itemler zaten bize yetecektir. Aynı zamanda Victoria Road'dan geçtik ve oradaki mağarada çok fazla item topladık. Medicine item topladık. Onlar bize yeter de artar. Pekala. Sen gerçekten olgun bir eğitmensin. Ha, ben Berta. Ben Grand tip Pokemon'ları tercih ediyorum. Yaşlı bir kadına ne kadar şey öğrendiğini göstermek ister misin? Tabii ki göstermek isterim. Emre Berta'ya karşı. Elite 4'lünün ikinci üyesi Berta, Grand tipi Pokemon'un ustası. Tam karşımızda. Tabii ki geçen eğitmende olduğu gibi sadece Grand tipi Pokemon'lar kullanmayacaktır. Grand Water, Grand Flying, Grand Rock tipi belki de sadece Grand tipi Pokemon'lar kullanacak. O yüzden yine tercihlerimiz çok ama çok önemli. Benim ilk tercihim Leafeon çünkü rakibimiz... Sizin ilk Pokemon'u Whiskash, tabi doğru telaffuz ediyorsam adını. Whiskash hem Ground tipi hem de Water tipi Pokemon. Onu süper efektif vurabilecek tek saldırı çimen tipi saldırı. Ve bizim de çimen tipi bir Pokemon'umuz var, Leafeon. Leafeon'un takımımızda olmasının yegane amacı, en büyük amacı bu tip Pokemon'lara saldırmak. Bu tip Pokemon'lara başka türlü süper efektif vuramıyorum. Ve böyle bir eşleşme olduğu zaman tabii ki Leafeon'u kullanmayı unutmuyoruz. Leafeon burada bunun için var. Onun dışında zaten diğer türlerin hepsini çimen tipi saldırılar dışında counterlayabiliyorum. Çimen tipi saldırılara başka nedenlerden dolayı ihtiyacım yok. En büyük avantajı bu tiplere karşı savaşmak. Ve Leafeon'un biliyorsunuz ki
Fiziksel hasarı yüksek. Özel tip saldırılarla çok fazla vuramıyorum. Ve Leafeon'un üzerindeki bütün saldırılar, böcek tipi saldırısı hariç, özel tip saldırılar. O yüzden Leafeon'u diğer savaşlarda çok fazla kullanmayı düşünmüyorum. Su tipi saldırısı bizim işimizi oldukça fazla görecektir. Bir Giga Drain daha, böylece işi bitti. Evet, Leafeon Giga Drain'le çok fazla vurduğu için tabii ki full HP ile sahadan ayrılıyor. Teşekkürler Vişkeş, verdiğin HP'ler için. Çok sağ ol. Ve bakalım bir sonraki Pokemon'u hangisi olacak? Bertan'ın. Tabii ki başka bir ground tip Pokemon geliyor ve Leafeon'a karşı avantajlı bir ground tip Pokemon seçecektir. O Pokemon da tabii ki Gliscor. Çünkü aynı zamanda uçan bir tür. Ground tipi uçan bir tür. Tamam, ona neyle vuracağımı çok iyi biliyorum. Floatzel'la. Floatzel'ın buz tipi saldırısı var. Floatzel Elite 4'lü savaşında çok ama çok önemli. Onun saldırıları bizim için çok önemli. O yüzden bu kadar fazla rare kendi ona verdik. Onun buz tipi saldırısını efektif bir şekilde burada çok rahat kullanabiliyoruz. Ice Fang çarpı 4 vuracaktır. Çünkü hem Ground'a hem Flying'e süper efektif vuruyor. Bu da harika bir avantaj sağlayacak bize. Ve Floatzel çok hızlı bir Pokemon. İlk saldırıyı o yaptı. Floatzel'ın bu savaşta Pokemon ligindeki önemi çok ama çok büyük. Hem şampiyonla savaşırken hem Elite 4'lülerle savaşırken Floatzel'ın ilk savaşı çok güzel bir şekilde galibiyetle tereyağından kıl çeker gibi gitti. Geçti. Ama tabii ki Sandstorm'la vurmaya devam ediyor. Bir sonraki Pokemon'u Golem. Rock türü ve Ground türü yine su tipi saldırısıyla çarpı 4 vurabiliriz buna. Floatzel burada saldırmaya devam edecek. Waterfall. Burada Leafeon'u da kullanabilirdik ama Leafeon'un hem level dezavantajı var. Rakibin de Pokemon'ların levelleri çok daha yüksek. Ve aynı zamanda hala Leafeon fiziksel bir çimen tipi saldırı öğrenmedi. O yüzden çimen tipi saldırıyı burada tercih etmeyeceğim. Su tipi saldırı bizim işimizi çok daha kolaylaştıracaktır. Waterfall çok güçlü bir saldırı. 80 atak powerlı fiziksel bir saldırı. Floatzel'ın fiziksel saldırısı çok yüksek. Aynı zamanda Flinch de yapabiliyor. O yüzden Waterfall burada çok daha efektif olacaktır. Ben de Floatzel'ı, Waterfall'unu burada savaşmak için tercih ediyorum. Ve bir sonraki Pokemon'u Rhyperior. Tam 55 level kocaman Pokemon karşımızda. Waterfall'la yine çarpı 4 vuracağız. Çünkü yine Rock Ground tipi bir Pokemon. Ama onu yenmeye yetecek mi? Bakalım. Yenmesek bile en azından Flinch yapsın ki tekrar saldırabilelim. Ama yenmeye yetti. Floatzel gerçekten çok güçlü. Şimdiden kaç Pokemon yendi? 3 Pokemon mu? 2 Pokemon mu? Bilmiyorum ama çok iyi gidiyoruz. 3 Pokemon yendi, evet. Ve bir sonraki Pokemon'u Hippowdon. Hippowdon'a karşı ne kullansak? Hippowdon'un saldırılarını bilmiyorum. Ama herhalde Floatzel'a karşı avantajlı bir tür saldırısı yoktur diye düşünüyorum. Burada Ground tipi gördüğünüz bir Pokemon ya da Ateş tipi gördüğünüz bir Pokemon elektrik tipi saldırıları kullanabiliyor. O yüzden su tipi Pokemon seçerken biraz dikkat etmek gerekiyor. Umarım yanılmıyoruzdur. Waterfall, hadi tek at. Tek at ki uğraşmayalım. Tadım. Tek atma yetmedi. Ama o da yağın kullandı. Sanırım bizi uyutmayı deniyor. Ama eğer biz bu maçı bir sonraki roundda kazanırsak Pokemon'umuz uyumadan buradan kaçabiliriz. Evet, hadi uyumasına engel olalım. Üzerinde gerçi Awakening vardı maç bittikten sonra, Pokemon'u yendikten sonra. Uyuyup uyumaması hiç önemli değil. Bu arada bu onun son Pokemon'u mu? Ondan emin değilim. Tek Pokemon'u mu kaldı? Onu kaçırdım. Ama sanırım 4-5 Pokemon'u yendik. Ve ilk 4'lünün birçoğunun ya da hepsinin 5 Pokemon'u vardı sanırım, yanılmıyorsam. Ve evet, bu son Pokemon'uymuş. Böylece Berta'yı yenmiş olduk. Floatzel'da neredeyse 58 level olacak. 6600 Pokemon lirası aldık. Sen çok kaliteli genç birisin. Senin Pokemon'unla bir olarak savaşmanı beğendim. Seni güçlü yapan şey bu. Ha 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 ha. Sen istediğin kadar ilerleyebilirsin. Bence. Pekala, bence imalı biraz söyledi ama bence, hani bilmiyorum, hani bence yaparsın. Çok da emin değil yani. Bakalım bir sonraki üye kimmiş. Aa, seni tanıyorum. Senin adın neydi? Flint miydi? Daha önce Sunshore şehrinde onunla karşılaşmıştık. Eğitmen hakkında bilgi vermişti. Ben Infernape'i başa koyacağım. Salon lideri hakkında bilgi vermişti. Onun mutsuz olduğunu söylüyordu. Bakalım Flint burada ne diyor? Selam eğitmen. Sunshore'da yaptıklarını Walkner'dan duydum. Hım. Tamam Flint, biraz gaza gelmiş görünüyor. Sanırım bizim yüzümüze doğru ateş püskürtecek. Sen ateş tipi Pokemon'larla karşılaşıyorsun. Flint'in senin ruhunu nasıl yaktığını izle. Pekala Flint. Emre, Flint'e karşı ruhumu nasıl yakacaksın görelim. Benim de çok güçlü bir ateş Pokemon'um var ve şu an tam karşında olacak.
Bakalım kimin ateş tipi daha güçlü. Honduma karşı Infernape. Tabii ki ben ona ateş gücümle saldırmayacağım. Öyle bir şey yapmayacağım. Ben onun Dark tipi tarafına saldırmak istiyorum Close Combat'la. Harika 120 atak powerlı Close Combat gibi bir saldırımız var. Tabii ki dezavantajı var ama dezavantajı savaş bittikten sonra ortaya çıkıyor. Daha doğrusu saldırı bittikten sonra ortaya çıkıyor. Pokemon'a tek attıktan sonra Infernape'in defansının düşmesi benim hiç ama hiç umurumda değil. Ne de olsa bir sonraki Pokemon'u geliyor. Biz de ona karşı Pokemon değiştireceğiz. Bakalım bir sonraki Pokemon'u hangisi olacak? Infernape geliyor. Infernape'e karşı Infernape. Peki Infernape'in ne tip saldırıları var? Emin değilim. Ateş tipine karşı avantajlı tür kullanabilir. Ve benim ona süper efektif vuracak bir Infernape'de bir saldırı yok. Ona Ground tipiyle saldırabilirim. Tamam. Ben Garchomp'u sahaya sokmaya karar verdim. Ground tipiyle ateş tipine süper efektif vurabiliriz. Onun ateş türü tarafına da saldırabilirdim açıkçası. Staraptor'la. Ama Staraptor'ın leveli çok düşük. Onu risk atmak istemiyorum. Çünkü Infernape tam 55 level. Garchomp'un bile leveli yetmiyor. Staraptor'la neredeyse aralarında 10 level olacak. Bu çok ama çok kötü olur. Infernape Earthquake kullandı. İyi ki Infernape'i sağda tutmamışız. Infernape kullandıysa bizim de Infernape kullanmamız lazım. Kritik vurdu. Senin şansını yiyeyim ben. Tamam. Hadi biz de bir kritik vuralım. Ona tek mi atacağız? Belki kritik vurmamıza gerek bile kalmayabilir. Emin değilim. Hep birlikte göreceğiz. 80 HP'm bana yeter mi? Bir sonraki turda kritik vurmayacağını düşünerek tekrar saldırabilirdim Garchomp'la. Ama gerek kalmadı. Onun Infernape'ine tek attık. Bakalım bir sonraki Pokemon'u ne olacak? Flareon. Tamam, Flareon'a elektrik tip saldırılar kullanamayacağına eminim. O yüzden Floatzel'ı sahaya sürebilirim. Ya çünkü o 4 ayak yürüyen Pokemon'lar, ayağa kalkamayan Pokemon'lar Thunder Punch vesaire kullanamıyor. Yani en azından benim gördüğüm örnekler öyle. O yüzden Flareon'a karşı Floatzel'ı rahatlıkla kullanabilirim. Waterfall kim daha hızlı? Tabii ki Floatzel daha hızlı. Flareon da oldukça hızlı bir Pokemon ama Floatzel'ın hızına tabii ki yetişemiyor. Galiba bu savaştan sonra Floatzel level 1'e atlayacak. 58 level olacak. Böylece takımdaki en yüksek level Pokemon Floatzel oluyor. XP'mizi aldık. Bakalım ne kadar? 2332 XP ve Floatzel 58 level yaptı. Bu da benim Pokemon liginde daha rahat ilerlememi sağlayacak. Çünkü stat artışı oldukça iyi. Güzel gidiyoruz. Bakalım bir sonraki Pokemon'u ne? Rapidash. Rapidash'e karşı Ground tipi Pokemon kullanabilirim. Ama Garchomp'un HP'si bayağı düşmüştü yanlış hatırlamıyorsam. O zaman Floatzel'la devam. İlk saldırıyı bakalım kim yapacak? Hangimiz daha azız? Level avantajı bende. Bu da benim için çok büyük avantaj. İlk saldırıyı benim yapacağım garanti gibi bir şey oluyor. Rapidash ne kadar hızlı olursa olsun Floatzel da çok hızlı bir Pokemon ve level avantajı bizde tek atmaya da yetti. Harika. Peki bu son Pokemon'u muydu? Başka Pokemon'u var mı? Çok merak ediyorum. Hep birlikte görelim bir sonraki Pokemon'u neymiş? Aaa Magmortar. Tamam. Bu kesinlikle Thunder Punch, Thunderbolt vesaire biliyordur. Onun yüzden su Pokemon'u koymak istemiyorum karşısına. Uçan tip Pokemon da koyamam. Dövüş tipi Pokemon, ateş tipi öyle bir saldırım yok. Tekrar Garchomp'u koymak gerekiyor galiba. Başka türlü ona vuramayacağım çünkü. En azından süper efektif vursam da o bana süper efektif vuracaktır. Kötü olacak. Belki de Floatzel'ın su tipi saldırısını direkt denemeliyim. Belki tek atarız bilmiyorum. Tamam, pot basmaktansa Floatzel'ı sağda tutacağım. O süper efektif vurursa tek atacaktır. Benim de tek atma ihtimalim var. Hadi hep birlikte görelim. Kim kime tek atıyor. Umarım elektrik saldırısı yoktur. Elektrik saldırısı varsa gerçekten başımız belada. Tabii bu benim tek atıp tek atmayacağımla alakalı. Eğer ilk saldırı tek atarsam hiçbir problem yok tabii ki. Ama tek atabilecek miyim? Asıl soru bu. Tek attık. Harika. Floatzel. İyi ki takımdasın. Çok iyi iş yaptın. Vitamin hapları. Sana verdiğim vitamin hapları. Helal olsun. Böylece Elite 4'ün 3. üyesi. Flint'ten de kurtulmuş olduk. Kaldı bir üye. O bir üye de tabii ki en güçlü olacak. 6840 Pokemon'ları saldık. Hem. Bu kadar mı? Pekala. Hem. Elite dörtlünün son üyesi bakalım kimmiş? Tamam. Ne tip Pokemon'lar kullandı? Sağdan da az çok belli oluyor. Psişik tip Pokemon'lar kullanıyor. Yani bizim de psişik türe karşı avantajlı bir saldırıyla başlamamız gerekiyor. Garchomp olabilir. Floatzel olabilir, Luxio olabilir. Bu üçünün de 80 atak powerlı Crunch saldırısı var. Peki hangi Pokemon'u başa koymam gerekiyor? Çok fazla vuracağına eminim. Garchomp'u başa koyalım şimdilik. Tek atma yeter mi bilmiyorum ama Garchomp iyidir. Peki HP'sini neyle doldurmam gerekiyor? Bu Restore'umu kullanmayalım. Max Revive de kullanmayalım. Max Pot sandım bir an. Hyper Pot var. Tamam, Hyper Pot'ları harcayabilirim. Pokemon'ların durumları
durumları hiç fena değil. Plotsil'in HP'si 20 azalmış ama Plotsil'de kullanmam gerekebilir ve Elite 4'lü savaşında Pokemon'unuzun Faint'si olmasını istemiyorsanız 20 HP bile önemli. O yüzden 20 HP'yi de dolduralım ve savaşmaya başlayalım. Başta Garchomp var, tamam. Selam. Aa, tam zamanına geldin. Ben de kitap okumayı yeni bitirmiştim görüyorsun ki. Kendimi tanıtmama izin ver. Benim adım Lucian. Ben Mystic tip kullanıcısıyım. Ve söylemem gerekiyor ki sen buraya kadar gelerek çoktan gücünü kanıtlamış oldun. Ve derler ki ben Elite 4'ünün en güçlü üyesiyim. Ve bu itibarımı zedelemenden korkuyorum. Hiç korkma. Kesinlikle kazanacağız. Emre Lucian'a karşı tabii kazanmak var, kazanmak var. Önemli olan nasıl kazanacağımız. Ve Lucian'ın ilk Pokemon'u ne? Çok merak ediyorum. Bizim ilk Pokemon'umuz Dragon tipi, Ground tipi bir Pokemon. Ama Dark tipi bir saldırısı var. Ve bu eğitmen psikik tipler kullanıyor. O yüzden süper efektif bir saldırımız var. Ama süper efektif defansif bir durumumuz yok. Bizim için dezavantajlı durum da bu. Crunch'la saldıralım. Tek atma yeter mi? İlk saldırı biz mi yapıyoruz? Harika. İlk saldırı biz yapıyoruz. Ama tek atma yeter mi? HP'si çok çok hızlı azalıyor. Mr. Maymun HP stadı çok ama çok kötü. O yüzden tek atmaya her türlü yetti. Bakalım bir sonraki Pokemon'u hangisi olacak? Bir Espeon. Espeon açıkçası benim korktuğum Pokemon'lardan biri. Çok hızlı olması benim için büyük problem. Bütün Pokemon'larıma tek atabilecek potansiyele sahip bir Pokemon. Ve levelini bilmiyoruz. Garchomp başta mı kalmalı? En azından Garchomp'un HP'si çok yüksek. Ve defansif özellikleri hiç fena değil, statları vesaire. O yüzden Garchomp'u başta tutabiliriz. En azından tek yemeyecektir. Tek atacak mı? Asıl mesele o. İlk saldırı Espeon yapıyor. Ve Psychic gibi harika bir saldırı kullandı. Bakalım. Tek mi atacak? Tek atmadı. Kaç HP götürdü? 85 HP götürdü. Demek ki bir kere daha saldırsa yine bizi yenemiyor. Biz bir saldırı daha yapabiliriz. Harika. Pot basacaktır büyük ihtimalle. Ve defansı düştü. Bir sonraki pot bassa da tek atabiliriz. Çünkü onun defansını düşürdük Crunch'la. Crunch'ın aynı zamanda öyle bir özelliği var. Rakibin defansını düşürebiliyor. Ve fiziksel atak olduğu için bir sonraki seferine daha fazla vurabiliyor. Bakalım bu sefer tek atma yetecek mi? Defansı çok düştü. Ve ilk saldırıyı... Biz yaptık. Pardon, ilk saldırı biz yapmadık çünkü pot kullandı. Doğru, bir an karıştırdım. Ve Espeon tek yedi defansı düştüğü için 2320 Pokemon lirası. Korktuğumuz Pokemon'dan çabuk kurtulduk. Ve bir sonraki Pokemon'u Bronzong. Tamam, Bronzong'dan çok korkmuyorum. Ne de olsa aynı zamanda çelik türlü bir Pokemon. Çelik türüne süper efektif vuracak harika bir saldırım var. Infernape'in ateş tipi saldırısı. Ve atak power'ı diğer Crunch'a göre çok daha yüksek. Aynı zamanda Infernape'in özel atağı da çok yüksek. O yüzden tek atmak çok büyük problem. Olmamalı değil mi Infernape? Umarım beni yanıltmıyorsundur. Neyse, tek atamasak bile bir sonraki roundda işini bitirebiliriz. Evet, tek atamadık. Üzücü. Yapacak bir şey yok. Call Might kullandı. Neyse ki durum hareketi kullandı. Kendi special atağını ve special defansını yükseltti. Flamethrower'la çok daha az vuracağız ama ilk saldırdığımız sürece ve pot basmadığı sürece hiç sıkıntı yok. Böylece Bronzong'u da yenmiş olduk. Peki bu senin son Pokemon'un muydu? Hayır, daha çok az Pokemon yendik. 3 tane Pokemon yendik galiba. Espeon'u, Bronzong'u ve Mr. Mime'u yendik. Onun dışında Pokemon yendiğimizi hatırlamıyorum. 3 Pokemon'u yendik. 5 Pokemon'u vardı. 2 Pokemon'u kaldı. Bakalım sonraki 2 Pokemon'u hangisi olacak? Ne geliyor? Alakazam. Tamam, büyük sorunlu bir Pokemon. Hızlı, özel atağı çok yüksek. Psychic'le vurursa yine bütün Pokemon'larımıza tek atabilir. Süper efektif vurmasa bile. Peki hangi Pokemon'u karşısına koysak? Floatzel'ı koyabilirim. Hangisi daha hızlı bilmiyorum. Belki Floatzel'ın hızı 12'den çok daha yüksektir. İlk saldırı kim yapacak? Bu galibiyeti belirleyebilir. Çünkü Floatzel'ın Dark tipik saldırısı, Crunch tipi saldırı, Crunch saldırısı fiziksel, Alakazam'ın fiziksel defansı da oldukça düşük. Süper efektif bir saldırıyı ilk vurursak kesinlikle kazanırız. Ama Energy Ball'la geliyor. Energy Ball'la da ne kadar vurabilir bilmiyorum. Umarım tek atmaz. Dayan Floatzel. 1 HP'n kalsa bile bize yeter. 20 HP kaldı. Az önce 20 HP yok diye biz pot basmadık mı Floatzel'a? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Tam 20 HP pot basmıştık. Şimdi 20 HP basmasaydık Floatzel şu an faint olmuştu. Harika. Bugün şanslı günümüzdeyiz. İyi ki bir an panikleyip 20 HP'lik pot basmışım. Ve bir sonraki Pokemon'u Gallade. Tamam. Gallade bizim için problem olabilir. Hem dövüş tipi hem psikik tip. O yüzden artık Dark tipi saldırılarımın 3'ü de iptal oldu. Yani Luxray ile Garchomp'la ve Floatzel'la Crunch tipi saldırı kullanamam. Çünkü dövüş tipi olduğu için Dark tipiyle süper efektif vuramam. Ama dövüş tipi tarafına saldırabilirim. Psyche'yi unutalım. O dövüş tipi bir Pokemon'muş gibi farz edelim. Biz de dövüş tipi Pokemon'lara karşı kullandığımız klasik
Staraptor'u kullanalım. Onun uçan tip saldırısı ona tek atmaya yeter mi? O büyük bir problem. Çünkü 59 level bir Gallade, 7 level bir Staraptor'a karşı. Onun bize tek atması büyük olasılık. Ama Staraptor'u da küçümsememek lazım. Çünkü Staraptor çok güçlü. Uçan tip bir Pokemon. Fly'la ilk saldıracağız. Bakalım. Tek atarsak hiç problem yok. Ama tek atamazsak... Stonehenge mi var bir de? Stonehenge varsa kesinlikle tek yiyeceğiz. Staraptor'a tek atabilir. Stonehenge varsa kesinlikle kaybettik. Bizim burada tek atmamız lazım. Yoksa Pokemon faint olacak. Tek atamadık. Tamam, Stonehenge gelecek. Hatta biri de geldi. Tamam. Staraptor tek yedi. Stonehenge. Hadi Staraptor dayan. Dayan, tek yeme. HP'miz çok hızlı azalıyor. 33 HP'de kaldı. Harika. Tamam. Bu saldırıyı biz yaptık mı? Kazanacağız. Fly. Uç göklerin efendisi Staraptor. Iskalamaman lazım. Bak sakın ıskalama. Sakın ıskalama. Iskalamadı. Harika. Böylece 12 level farkla da olsa Gallade'i yenmiş olduk. Bu Gallade de onun son Pokemon'uydu. Aynen 5. Pokemon'uydu. Böylece Elite 4'lünün son üyesini de kusursuz bir şekilde yendik. Pokemon'larımız fainted olmadan şimdi sıra geldi şampiyonla savaşmaya. Stat artışı çok güzel. Staraptor 48 level oldu. İyi ki sana iki tane rare kendi kullanmışım. İki tane rare kendi kullanmasaydım kim bilir başımız ne halde olurdu. Yani nasıl bir problemle karşılaşırdık bilmiyorum. 7080 Pokemon'ları sağladık. Tebrikler. Sen Elite 4'lüyü yendin. Ama bu senin Pokemon ligiyle işin bittiğini göstermiyor. Hala şampiyon bekliyor. Ve seni uyarmalıyım. Şampiyon Elite 4'lüden daha güçlü. Yani adı üstünde şampiyon. Şimdi git. Son savaşında karşılaş. Pekala. Sıra geldi şampiyona. Şampiyonu yenmemiz gerekiyor. Ama şampiyonla savaşımız bir sonraki bölümde olacak. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki Pokemon videosunda görüşmek üzere. Herkese iyi Pokemonlar.